50 euroya neler yapılıyormuş bu ülkede. Şu dikkatimi çekti, lokum. Bizdeki esnaf restoranı gibi böyle. Kişi başı gelir 20 bin dolar civarında. Şuraya 25 dakika yürüyeceğimiz mesafede bizi otele bıraktı. 3 tane kardeşin yaptığı temsili bina. Kavyar olarak yazılıyor. 200 euro mu? Çok böyle farklı farklı çok hoş binalar var Eskişehir'e geldiğinizde. Burası onların şehirlerinin tam kalbi işte. Şu kilisenin çanının olduğu yeri görüyor musunuz işte ben? 17 euro ödedim ya şu kadarcık şey. Hazırsanız size iyi seyirler. Herkese Letonya'nın başkenti Riga'dan selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Şu anda Baltıklar gezimin ve Kuzey Avrupa gezimin ikinci ayağı olan Letonya'ya geldim ve sizlere çok güzel bir bölüm hazırlamak istiyorum. Burası küçük bir ülke. Sadece 1.8 milyon kişi yaşıyor ve ülkenin en büyük kenti ve başkenti olan Riga'yı gezmeye başladım. Daha önceden de buraya gelmiştim ama dediğim gibi önceki videoda 10 küsür sene geçti. Nelerin değiştiğini size aktarmaya çalışacağım ve burayı gezerken çok uzun zamandır yapmadığım bir bölüm olan 50 euroya neler yapılıyormuş bu ülkede size onu göstermek istiyorum. Çünkü burası aslında Avrupa Birliği'nin en zengin olmayan ülkelerinden bir tanesi. O yüzden birazcık böyle kıyaslama yaparken bu ülkedeki de değişimi net bir şekilde görmenizi istiyorum. Kişi başı gelir 20 bin dolar civarında. Ülkede sadece dediğim gibi 2 milyon yakın insan yaşıyor. Ve en önemli artık bu ülkenin geliri yazılım. Buranın da aynı. Bir yazılım üssü oluşturmaya çalışıyorlar burada ve özellikle eğitime de çok önem veriyorlar. Hazırsanız size iyi seyirler. Hadi ben de güzelce size Letonya'yı gezip aktarmaya başlayayım. Letonya'da yolda gelirken özellikle böyle yemyeşil bir coğrafya karşılıyor sizi. Litvanya'dan itibaren devam ettiğinizde Letonya'ya girdiğiniz andan itibaren zaten böyle ormanlarla kaplı bir yere geldiğinizi fark ediyorsunuz. Ülkenin yarısından fazlası orman. Baltıklardaki 3 ülkeden bir tanesi olan Letonya'dan kuzeyinde Estonya, aşağıda da Litvanya var. Doğusunda da işte Rusya ve Belarus sınırları bulunuyor ve burası da yine 90'lara kadar hep Sovyetler hakimiyetinde olan ve 2000'lerden itibaren de artık yönünü batıya çevirmiş bir ülke. Özellikle 2006 yılında burası da Avrupa Birliği'ne giriyor, Schengen üyesi ve Euro kullanan bir ülke. Ve aynı zamanda da bu coğrafyadaki en eski kadim milletlerin yaşadığı yer olarak biliniyor. Ve buradaki bütün ülkeler aslında etnik köken olarak farklı. Yani Litvanyalısı ayrı, Estonyalısı ayrı, Letonyalısı ayrı olarak düşünebilirsiniz. Bu kadar yakın olmalarına rağmen. Renk farklılığını ve ülkelerin içerisindeki tasarım farklılığını daha ilk anda bile anlıyorsunuz sokaklara geldiğinizde. Bu mesela şu anda Letonya'nın başka bir ülke olduğunu ve hani Litvanya'daki birçok mimari ve düzen konusundaki farklılığının olduğunu söyleyebilirim. Başladım gezmeye. Bir tane pazar var. Size ilk onu göstermek istiyorum. Buradaki insanlar neler yapıyorlar, neler yiyorlar, içiyorlar. Böyle lokal bir şehir pazarı gibi bir yer var. Oraya doğru ilerliyorum. Yürüyorum şu an bir merkezden 10 dakika mesafede. Yani böyle bazı yerlerde çok ruhsuz binalar var. Bazı yerlerde de böyle çok tatlı binalar var. Onları göre göre şu alt geçitten geçip gidelim karşıya doğru dedim. Hava da bir sıcak bir soğuk. Ben böyle kent pazarlarını gezmeyi çok seviyorum. O yüzden kapanmadan buraya geleyim dedim. Çünkü bazen saçma sapan saatlere kapanabiliyor. Buranın adı Riga Central Market. Yani Riga Merkez Pazarı. Şu kapalı alanlarda da var muhtemelen ama şu açık alandan başlayayım gezmeye. Bayağı şey renkli bir yere benziyor. Bu gördüğünüz o dutlar çok güzel görünüyor bu arada. Bütün fiyatlar euro. Şurada çok güzel çilekler var. Kilosunu 5 euroya satıyor. Aa çok uygun değil mi ya? Şu Napolyon kirazları var 2.90'a. Karpuz kavun buralarda çok olmuyor. Bizdeki kadar yok yani. Var ama görece. Böyle bütün sebzeleri, meyveleri taze taze alabildiğiniz bir pazar burası ama yeme içme kısmı varsa oraya girmek istiyorum. Asıl ne yiyebilirim ona bakmak istiyorum. Tertemiz ya. Şimdi burası sebze kısmı
Şurada böyle iki farklı büyük bina var ya, orada yeme içme de var muhtemelen. Ben çünkü fotoğraflarına bakmıştım ve ben buraya daha önce gelmemiştim. O yüzden ilk defa geliyorum. Çoğu şeyi de hatırlamıyorum. Ben özellikle bir şey yemek için geldim buraya. Bakalım neler var diye. Burası dükkanların olduğu yermiş. Herhalde ileride. Evet, restoranlar burada. Aynı zamanda böyle bir sürü yiyecek içecek alabileceğiniz mekanlar var. Peynirlerden, sucuklardan, salamlardan ne ararsanız satıyorlar. Çok renkli ve zengin bir yermiş burası. Şuraya bak. Milyon çeşit şey var ya. Şurada sanki balıkçı mı var ya? Yok, değilmiş. Canım balık çekti. Arkamdaki marketten susadım, bir tane su aldım. 75 sent ufacık su. Yani ben bu ülkelere geldiğinde kişi başı gelir bırak 2000 euroyu, 1000 euro bile değildi. Pek tabii ki buradaki insanların hepsi 2000 euro kazanmıyor yani bu sonuçta. Bütün gelirin nüfusa bölünmüş hali. Buralarda bile su 75 sent olmuş. Neredeyse 1 euro. Şu dikkatimi çekti. Lokum. Bildiğin. Lokums diye satıyorlar bak. Ama nerenin ne olduğunu bilmiyorum. Kendi ürünleri muhtemelen. Burada zeytin meytin de çok görüyorsun. Ve bu ülkeler zeytin üretmiyor. Yani bu ülkelerin hiçbir tanesinde zeytin ağacı yok. Hepsi ithal geliyor ve zeytin yağı özellikle pahalı burada. Değerli bir ürün. O yüzden zeytin görünce mutlu oldum. Zeytin varsa aç kalınmaz. Bunu hatırlıyorsunuz. Latin Amerika'da da hep söylüyordum. Abi böyle görüyorsunuz. Etin her türlüsü var ama ne yazık ki bunların çoğu, biz ben yemediğimde koktuğu için söylüyorum. Domuz. Yani kokusu fena. Yağı fena. O yüzden sevemiyorum bir türlü. Dikkat de ediyorum genelde. Ama yiyorsanız da herkese saygımız sonsuz sonuçta. Ben lezzetten dolayı tercih etmiyorum. Şimdi şurada bir tane daha pavilyon diyorlar bu alanlara. Binanın içine girip oradaki yeme içme kortlarından birkaç tanesini gezmek istiyorum. Gelmişken de bir yerel bir şeyler yiyelim, bakalım ne bulacağız. Burası devasa bir et alanı. Bakın 5 euroya domuz satıyorlar. Kıyma satıyorlar 5 euroya. 3.80'e ciğer. 3 euroya tavuk. Yani fiyatlar gayet iyi ve aradığınız her şey var. Hani bir de pişiren bir yer bulsam, o zaman keyfim yerine gelecek. Burada ne varmış? Burada kurutulmuş etler var. Tavuklar var. Burada çok yiyorlar bunu. Benim bir arkadaşım vardı burada yaşayan. Anastasia ile Olga'lar. Onlar mesela hep böyle kurutulmuş et, balık yiyorlardı. Ben onların da ailesini ziyaret etmiştim yıllar önce ve o koku hala burnumda. Bilinçaltıma işlemiş. Bir türlü alışamadım. Şimdi balıkçılar kısmına geldim. Çoğu yerde balık bitmiş. Ama restoranlarda bulabiliyorsunuz. Şöyle bir bakıncam. Çok güzel balık kokuyor bu arada. Restoranlardan buram buram kokusu geldi. Burada da yine bak, kurutulmuş balıkları dedim ya size. Böyle kurutup satıyorlar. Şu balık yumurtası, havyar. Şöyle bak, havyar olarak yazılıyor. 200 euro mu? Hadi canım. Şunun küçüğü 200 euro. Şu 150 euro. Şurada kurutulmuş balıklar iyi ve uygun ama havyar tabii daha pahalı. Burada aradığınız bütün balıkları bulabiliyor musunuz? Normalde ben biraz yanlış zamanda geldim. Artık gezebildiğim kadar gezeceğim. Canım deniz mahsulü bir şey çekti. Size göstereyim, şöyle bir yere geldim bakın. Burada hemen arka tarafta pişiriyorlar. Küçük porsiyonlar halinde. Bir tane yengeçle bir tane kalamar aldım. 3,5 euro. Patates kızartması da 3,5 euro. Nasıl oluyor bilmiyorum. Pazarın içerisindeki food court böyle. Şimdi geldi ürünler. Böyle bir yengeç topu yapmışlar. Bayağı da bu arada porsiyonlar fazla yani bu fiyata. Muhteşem. Çok güzel. Ve baharatı falan harika. Ve sadece 3,5 euro. Bu da kalamar. Yengeç daha güzeldi. Bu biraz yağlı olmuş. Ama o kadar açım ki her türlü yerim. Karnımı doyurdum, gezmeye başlayabilirim. Bu şehir zaten küçücük. İnternete girin, Riga'da gezilecek yerler yazın. Yani 10 tane şey bulamazsınız. Çok az şey var. Zaten böyle gezmek için değil de daha çok uğramalık bir yer ama benim burada bu eski Sovyet
mimarisinin daha çok hakim olduğu ülkelerde ve egemenliğinin olduğu ülkelerde en çok sevdiğim şey park olayları. Mesela şehrin ortasında kocaman bir park var. Kanalın etrafı boyunca yürüyorsunuz ve aslında şehrin içerisinde bile nefes alabiliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi burası böyle. Buradan dolaşarak merkezdeki tarihi bölgeyi keşfetmeye gidiyorum şimdi. Çok güzel, huzurlu bir yer. Şimdi biz niye buraya geldik? Çünkü Kuzey Avrupa turumuz var ve buradan Estonya, oradan Finlandiya, Norveç, işte İsveç, Norveç, Danimarka yapacağız. Aslında uğradığımız bir nokta burası. Ama ben dedim ya, daha önceden de kaldım burada. Riga'da en çok bence beğenebileceğiniz şey muhtemelen gece hayatı olur. Hafta sonu yaşamayı çok seviyorlar. Çok güzel gece kulüpleri var. Sabahlara kadar kopuyorlar. Hani buraya geldiğinizde Deniz ilk ne yapalım derseniz cuma cumartesiye denk getirin, gece hayatını yaşayın derim. Biz bu gün pazartesi olduğu için pek bir şey göremeyiz ama artık hakkımızı İsveç'te falan kullanırız. Şimdi parkın içerisinde dolaşa dolaşa şurada Old Town'un olduğu yere geldim. Şimdi az önce size gösterdiğim kanalın ismi Şehir Kanalı. Şuranın adı da Bastelnajda Parkı diye geçiyor. Şurada özgürlük heykelleri. Buradan direkt sırtınızı özgürlük heykeline verdiğinizde Eskişehir merkeze kadar gidebiliyorsunuz. O kadar küçük bir yer ki yani 2 saatte 3 saatte gezseniz gezebilirsiniz muhtemelen. Ben bu parkı çok beğendim. Şu tarafını da görmek istiyorum. Yani çok huzurlu bir park. Direkt böyle bütün Old Town'un etrafında kanalla gezebiliyorsunuz. Tekneler falan da var. Ve gayet de her yer pırıl pırıl. Çok da huzurlu valla. Şu sessizliğin insan keyfini özlüyor. Baksanıza. Çıt çıkmıyor. Böyle meydanlarından bir tanesine geldim. Yine görüyorsunuz abi, çok farklı farklı çok hoş binalar var. Eskişehir'e geldiğinizde zaten Avrupa'da yapılan en iyi şey bunları çok iyi korumaları ve her yerde böyle kafeler, restoranlar var. Oturup böyle insanları izleyebiliyorsun. Bir şeyler yiyip içebiliyorsun. Ama ben eksik kalan birkaç noktayı size göstermek istiyorum. Onları da bir göreyim, sonra kahve falan içelim. Bir yerde otururum zaten. Yani bu kadar aslında Riga. İşte benim Avrupa'yı gezerken en çok sevdiğim iki tane şey var. Bir tanesi böyle marketleri, çarşıları, pazarları gezmek. İkincisi böyle Eskişehir merkezinde böyle sokak sokak kaybolmak. Aslında şu an onu yaparken size bir şeyler göstermekten çok buranın atmosferini yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü hani arkada mesela planda görürsünüz. St. Peter, yani Aziz Peter Kilisesi var. 1300'lü yıllarda yapılmış, 700-800 yıllık bir yapı. Yani bunun bilgisini vermektense buraların etraftaki yaşamı göstermeyi daha çok beğeniyorum ve o yüzden merkezde bulunan Old Town'daki şu St. Peter Kilisesi'nin yanındaki dar Arnavut kaldırım sokakları olan bölgeyi dolaşmaya başladım. Böyle bir yer, trafiğe kapalı. Aralara gire gire böyle çıka çıka dolaşıyorsunuz. Şurada falan hep böyle barlar, gece kulüpleri var arka tarafında. Şuradan daha önceden hatırlamadığım yerlerden özellikle girip bölgeye keşfedelim bakalım. Yalnız şu kiliseleri nasıl yaptınız ya o yüzyıllar önce? Ve hepsi tuğla formunda. Hani bunun örneklerini Baltıklara geldikçe görüyoruz demiştim size Polonya, Gdansk'ı da anlatırken. Keza aynısını burada da görebiliyorsunuz Baltık ülkelerinde. Bunun birçok formu var. Onlardan bir tanesi de buydu. Burası onların şehirlerinin tam kalbi işte. Böyle arkamdaki gibi kafelerde, barlarda oturup dinleniyorsunuz. Genelde bir kokteylde 8-10 euro falan. Eskiden tabii biz bunları 3'e 4'e içiyorduk ama buraları da etkilemiş herhalde enflasyon. Ara sokakları dolaşırken şu kilisenin çanının olduğu yeri görüyor musunuz? İşte ben Riga'da en çok bu o şaşalı çan kulelerini çok beğeniyorum. Çünkü binadan resmen daha büyük. Ve yanı başındaki böyle bak küçücük evler var. İki katlı iki katlı. Tatlı tatlı. Böyle zamanda yolculuk yapar gibisiniz ya burada. Yani biraz daha dolaştıkça daha çok sevmeye başladım. Burası o meşhur Jaolinya sokağı. Böyle tatlı kafe, barların, mekanların olduğu yer. Dediğim gibi o hafta sonu yoğun olan bölgeler hep burada oluyor. Çok şey, şeker mekanlar var. Ama çok sakin ya. Az önce bir restoranın önünden geçerken orada çalışana sordum. Yazın ya şu an burada. Tatile gitmiş insanlar. Kışa doğru yani baharda özellikle yine yoğun oluyormuş. Yani biz şu an buraya sakin dönemde gelmişiz. Çünkü buranın insanlar da genelde Akdeniz'e, işte Yunanistan'a, İspanya'ya, İtalya'ya, Türkiye'ye yazın tatile geliyorlar. Yani şehirde o kadar çok
bir şey bulamamışlar ki tanıtacak. Arka planda gördüğünüz 3 kardeşler binasını tanıtıyorlar. O da ne abi? 3 tane kardeşin yaptığı temsili bina. Büyükten küçüğe doğru gidiyor. En ufak olanınki de bu. Bunu pazarlıyorlar işte. Tarihi bir bina evet. Ama yani Avrupa'da öyle binalar ve yerler var ki hani buna sıra gelmez gerçekten. Liga'da en çok görün dediği yerlerden bir tanesi de bu 3 bina. 3 kardeşler binası. Şimdi gördüğünüz üzere mont giydim yine. Yaz ortasında yağmur yağıyor çünkü. Ben de böyle bir kafeye sığındım. Bir kadeh beyaz şarap söyledim, ev şarabı. Buna 5,5 euro para verdim. Yağmurun dinmesini bekliyorum. Yani hava sıcaklığı bir anda 15 derece fark etmiş olabilir. Güzel ama şikayetçi değilim yani. Bunun bile keyfi başka. Zaten bence Avrupa'da gezerken insanın en çok keyif aldığı şeylerden bir tanesi böyle oturup meydanları, binaları, insanları izlemek. Akşam oldu. Artık bir yemek yeme vakti geldi. Arkamda gördüğünüz restoranın ismi Lido. Bu restoran aslında Baltık ülkelerinin birkaç tanesinde daha var. Ve özellikle böyle bizdeki esnaf restoranı gibi böyle birçok yemeği direkt önünüzden seçip tabakların içerisine veriyorlar. Ve çok farklı yemekler var. Şimdi ben de bunlardan bir tanesini denemek için buraya geldim. Yıllar önce de gelmiştim buraya. Bakalım lezzeti değişmiş mi? Birlikte gidip görelim. İçeride çok böyle farklı tabaklar tadabileceğiniz, özellikle somonların olduğunu biliyorum. İnşallah aynı tadı yine burada bulabilirim. Burada bak gidiyorsun, şuradan alıyorsun tek tek. Bildiğin esnaf lokantası ya. Bizdeki gibi et var, balık var, tavuk var, yerel yemekleri var. Ben de şöyle tepsimi alayım bakalım. İçerisi mis gibi kokuyor ya. Burada içeceklerinizi de kendiniz alıyorsunuz. Kocaman bir bira aldı mesela eleman. 1 litre var. İsterseniz kırmızı, beyaz şarap, hatta aperatif böyle bir şeyler, meyve suyu falan da alabiliyorsun. Burada kahvedir, tatlıdır, onları da alabiliyorsunuz tek tek buradan. Menünün içerisinde olmuyor. Ne alırsanız onu ödüyorsunuz. Şu zupa yazan onların çorbaları, böyle farklı böyle pembe bir çorba. Yani çorba içmek istemiyorum. Soğuk çorba hiç içmek istemiyorum şu anda. Hakkımı somondan yana kullanacağım. Sıra gelsin bakalım. İnşallah güzel bir somon yiyebilirim burada. Abi şu kadarcık şeye 17 euro ödedim ya. Şu kadarcık şeye. Burası Letonya ya. Yani şuna bile 17 euro ödüyorsun. Enteresan. Ki birçok mekanda mesela et yiyorsun 30 euro falan. Buraya gelip Rusya'nın zenginleri vesaire gelirmiş. Bakalım tadı nasıl? Somon olağanüstü. Ha. Çok başarılı. Biraz da salata aldım. Bu da çok güzel. Bir de şöyle kremalı bir patates haşlaması. Bu da çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Hepsi çok iyi ya. Beğendim. Şimdi geldiğimiz otele geri döneceğiz. Ve enteresan bir şey göstereyim. Bolt'tan taksi söyledim. 25 dakika mesafede yürüyerek gidebiliyoruz. Ve sadece 3 euroya bizi götürecek biraz sonra. Aklınızda bulunsun bu Bolt uygulaması, özellikle Avrupa'da çok yaygın. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Şimdilik buraya elveda ediyoruz Riga'ya. Otele doğru geçelim bakalım. Vallahi bakın adam gidiyor. 3 euroya 25 dakika yürüyeceğimiz mesafede bizi otele bıraktı. Otelimiz de böyle bir yerde. Artık biz bugün yatacağız. Yarın artık Baltıklardaki son ülke olan Estonya'ya geçeceğiz. Size oranın da vlogunu yapmayı planlıyorum. Ve oradan gemiyle Finlandiya'ya gitmeyi planlıyoruz. Çok güzel bir yolculuk oluyor şu ana kadar. İnşallah sonraki bölümde de size hepsini anlatacağım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Ben artık uyuyayım, bir enerjiyi alayım. Videolarımı, içeriklerimi toparlayayım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.